Şimdi de sizlerden gördüğünüz gibi Sümayi'ye geçti. Şef Süzen'le beraber mutfak bölümüne sizlerden güzel yemekler yapacaklar. Bakalım izleyelim neler hazırlar bizimki bugün. Ardından devam edelim. Devam edirik sizlerden mutfak bölümünde Süzen'le, Şef Süzen'le birlikte. Bakalım bugün bizim için bir kebap yapıyorum. Adı yanından çıktı neydi? İslim kebabı. İslim kebabı. Bakalım İslim kebabının tarifini Allah'ın özüne ne bir şekilde yapıldı? Tamam, hemen bir adet soğanımızla bir şekilde rendelemişim özün. Yani küfte şeklinde yaparız özün, kıymetle beraber. Yanında da maydanozumuz var, bir adet yumurtamız var. Sıvıya biraz katılacağım için, yani böyle ele yapışmasın hatta. İki yemek kaşığı domates suyumuz var, şirin biberimiz var, biraz da un, aynen koyacağız hamurunu. Hamurunu, en güzel. Badımcanımız var, takriben 4 adet badımcanımız var. Bu şekilde ben fırında pişirdim özün. Daha iyi olur. İsteyen kızarda da o yani da olur. Yani o daha fazla yağlı olur. Hissedelim fırında daha güzeldi, daha biraz, sağlıklıydı. Ha, biraz buz serptim, biraz yağdan beraber fırına verdim. Takriben 15 dakikada piştim. Güzel. Baharat kullandık o yüzden. İçine biraz kimyon koyarız, biraz pul biber, karamel biber, karabiber. Buzdan beraber, yani fazla baharat koymayacak içine, zaten bu şekilde yapılıyoruz. Güzel. İlk önce neden başlayacağız? Önceden iç harcına başlayalım. İç harcından İslim kebabı. Aynı zamanda külden kebabı da diğer özüne. O çiğ yaparlar özüne. Ama bugün Süzen'in öz tarikasıyla, özel tarikasıyla, asan tarikasıyla, sade tarikasıyla, güzel tarikasıyla koydu. Yani, gerçekten çok güzel yapar bütün yemekleri özüne özel olun. Yani biz bildik, bazı tarifleri biliriz ama Süzen daima has özel noktalar var, özü idafat eder özünde. Bazen böyle kolay yapma özünü, yani bazı insan değmezsin yapabilmem özünü zahmetli. Doğru. En kolay şeklinde yapıyoruz zaten. İlk önce kıyma üzerine maydanoz koydum. Rendelenmiş soğanla birlikte. Ha. İlave ettik birbirine. Bu yumurta koymaz özün açısın hiçbir şekilde. Tutar özünü. Ha. Ve hiç yumurta dağıt da gelmez yani. En önemlisi o zaten. Ha. Bu şekilde. Kıymanın istediyse çok yağlı kullansalar o da olar. Ben biraz yağ da koyacağım içine. Hatta öz özünü tutsun. Yani gördüğünüz tek yarım kilo takriben kıyma. Yarım kilo daha azdı. Daha azdı. İşte, yani adede göre özü lanca davet edirse ona göre yaparsınız. Bir soğan, bir adet soğan rendelenmiş, maydanoz. Güzel bir şeklinde bir adet yumurtayla beraber. Yoğurdu özün. Yanında karabiberdi, pul biberdi. Tuz da. Karabiber, pul biber, biraz kimyon. Tuz, kimyon. Alım, alığım pis olduğu için. Tamam, biraz assak. Yardımcı olayım sana. Kadar yeterli. Yok, biraz daha koy. Tamam. Kimyon da güzel biraz bir tat verir. Kırmızı biber, tuz. Tabii kimyon da faydasız çok çoktu. Onu unutmayalım. Her zaman diyerek bazı baharatlar var gerçekten faydalıdır. Biraz tuzla beraber. Tabii kimyonu ilave ettik yanında keki yok. Barbekü. Kırmızı biber, ha, paprika. Barbekün yanında tuz, pul biber, karabiber. Bu baharatlar sadece kullandık iç harcında. Yani indi gelip yavaş yavaş unu koyarız elimize. Un. Yani tam böyle hamur bir şeklinde edersiz özün. Ha. Yoğurulsun. Yumurta da koyduk özünü unutmayın. Yumurta bir adet yumurtanın da o da teki tutulsun. Tutulsun birbirine. Hatta açılmasın, dağılmasın. Şimdi bakayım ben pişiririk yoksa hemen direkt badımcana sarılır. Hemen yaparız özün. Biz isteyen pişirir de bile olsun. Fark etmez. Zaten biz fırına iyi bir süre koyacağız özün. Yani hiçbir şekilde çık kalmaz. Güzel. İyice yoğuramıyorsun. Hala daha ihtiyacı var biraz una. Çünkü yumurta koyduğumuz için biraz sulu oldu. Üzerine de biraz sıvı yağ. Yani sevirsel sıvı yağı kullanarsınız. Edebilirsiniz tam kıymanı yağlı alasınız. Biz bugün yağsız kıymayla kullandık ama siz isterseniz mesela kıymanı tam olur. Yağlı bir şeklinde alasınız özün. İhtiyacınız çok olmaz, yağ kullanarsınız özünü. Ben. Bu şekilde iyice yoğururuz özünü, hatta baharatla hepsi terefesiniz. Aynen. Baharatlarımız da her zamanki gibi ama bugün biz kimyon fazladı. Kimyon, öz köftelere bir şekilde kimyon koyduğumuz zaman çok lezzetli olur. Aynen, aynen. Daha faydalıydı da. Elim tabii tam yoğurduktan sonra
baxağın necə bir şekilde yapacaq gözün. Tam iyice yoğurlu gözün. Hatta kullandığımız baharatlar birbirine tam dadını versin. Duzlu baharatı, pul biberdi, karabiberdi. Bunlar tam dadını birbirine versin. Aynı zamanda da un kalmasın özünde. Çünkü un da verdi özünde. Onu da tam yoğurur, tam kamer bir şekilde getirir özüm. Biraz sıvı yağ kullanasan. Sıvı yağı o da daha fazla tutumlu olsun. Koy yağın daha fazla yapışmasın ele. En önemlisi o da yapışmasın ele. Çünkü bildiğim isterken yapar bunu küfte şeklinde yapacaksan özünü. Küfte şeklinde yapacak özünü. Badıncana saracak özünü. Hağın önce bir şekilde yaparım. Bu şekilde yumur yumur yapar olsun. Bir kap getirdim, içine koyayım, bu şekilde olacaktı. Yani tam badıncana göre, yani baksalar üstü gelirler fazla ederler. Yani yaptığımız badıncan, dediğimiz gibi bir adet badıncanı tam bu şekilde hazır edip özünü fırında bir hafif bir şeklinde pişirip özünü isteyen de yağda kavurabilir özünü. Ama süzen fırında edip özünü. Kıymalar da bu şekilde yapır, küfte şeklinde, yuvarlar bir şeklinde. Güzel güzel bunları yapacak, birbirine saracaktı. Önceden küfte yaparım. Ondan sonra sos edip seniz için. Sos edelim üzerine sefer olsun. İyice pişer fırında. İyi kızarar. Lezzetini verir birbirine. Çok güzel bir yemekti. Aynen. Kolaydı da yani. Sümeye bak. Yani başka yapmak yoktu içinde. Başlam işlemler yoktu içinde. Yani bakarsan ayrı yemekler var. Ya da kızardasan. Aynen. Kavrasan. Bu hemen küfteni yap. İçine koy. Manzarası da güzeldi. Misafir olduğu zaman edebilirsen yani böyle bir kap hazır edersen bu şekilde daha güzel olur. Edebilirler üzerine de tomato da aynı düzsüler. Ben mesela şirin biberden yapacağım uzun. Yani bu biberlerden beraber tomato da olur. Badınca ne güzel. Hı-hı. Yani bu küçük tomatolar var. Ha, o böyle işte, yuvarlak. Evet, o yuvarlak küçük tomatolar güzel bir şekilde manzarası çok güzel olur. Ha. Yani demirim Süzen'in fikirleri her zaman güzeldir. Yemekte tefennün eder. Yani o yemeği yapır desen kolaydı yemek ama en önemlisi diğer göz karnından önce şeydi. Yani bakar ve manzarasını daha güzel etse bir misafir oldu, çekici ol. Yani onca şey etmezler mesela deyse ay bunun dadını yani çeker özen ile yesinler özü. Yesinler özüm ben. İştahlı bir yemek. Aynen olur. İştahlı olur. Bu şekilde. Tam tamam. Yuvarladı. Baharat ne adet ister bizden mi? Biz badıncana göre yani. Ha. Badıncana adet edipse ona göre yuvarlasan kıyma o mesela büyük bir daveti var. Tabi kıyma o daha fazla olacaktı. Yuvarlak daha fazla olacaktı. Badıncan fazla olacaktı. Bunlar tehdit edemmerik size yani illa bunca adet. Ama bugün Süzen sizi için tarikanı güzel bir şeklinde anlattı. Nece bir şeklinde olacaktı. Badıncan ne desen kıymanın iç harcını neler kullansın özünde. Ona göre yapabilirsiniz sözün, istifade görürsünüz sözünü. Aynı zamanda ekranın önünde de tarifi geçirir, neler kullanırsınız. İç harcında nece bir şekilde aşama aşama edebilirsiniz. YouTube kanalımızdı, sosyal medya kanatlarımızdı. Onlardan tekrardan izleyersiniz sözünü, istifade görürsünüz sözünü. Şimdi geldik, yuvarladıktan sonra ikinci yani. Aşamaya geçerim. Hı. Bu şekilde badıncanı bir arasını koyalım. Tabii badıncanı bu şekilde kesersiniz, hafif olsun. Ha. Çok da böyle hafif olmasın, böyle yapışsın sinye koydukları zaman. Çünkü piştiği zaman böyle yapışır sinye. Yani dikkat edelim bu noktalara. Yani. Güzel. Bu şekilde. Bir biberi. Bir adet biber. Külden kebabı dediğimiz zaman bu şekilde oldu. Çok güzeldi gerçekten. Edebilirsiniz dediğimiz ki o küçük tomatolar da üzerine koyarsınız güzel, böyle. Evet. Çok güzel oldu. Getir bari. Tamam. Piştiği zaman çok güzel oldu Sümeyye. Bak öz batıncam pişti. Yani hiçbir şekilde çık kalmaz içine. Aynen. Kıyma da tez pişer zaten. Ha. Kıyma da ihtiyaç olmaz. Fazla pişmek için yani tez aşaması tez şey olacaktı. Bu şekilde. Bir adet biber. Bu şekilde. Hemen kaldır gözü. Koyalım. Tabii ki davetleri olduğu zaman gerek geceden yapsınlar bunu. Çünkü daha fazla yapacaklar. Doğru. Dağılmayanlar çaldım.
Bu şekilde de. Gerçekten aynen. Çok kolaydı. Ha. Çok büyük badincanlar olduğu zaman edebilirler ki yapıyoruz. Ne olurlar? Bak ben şimdi bu badincanı kebirmiştim. Çok kolay oldu. Çok güzel. Bu şekilde devam edersiniz özne. Süzen atsak sosunu da neler yapasın sosunda? Tamam. Hatta kalanın tekmili edesen. Sosunu da etsek. Hatta izleyicilerimiz istifada görsünler. Yani bildiler şekli nece olacaktı. Bu şekilde yaparlar, devam ederler. Ama üzerine sos yapacaktı. O sosu bakalım nece yaparız. Ben tomato suyunu koyarız. Yani bir iyi miktar koyalım. Çünkü badincan aşı biraz hazır katı olmalı. Aynen, katı olmak çok güzel olur. Bu şekilde fazlasını da alın. Su da getirir. Su da kullanır. Tabii salçamız aldık. Tabii dedik ki salçamız iyi bir adet, iyi bir miktarda kullanmak özne. Bu şekilde tamam bir şekilde tava şeyimiz bayrak kabını dolduktan sonra badincan. Bu salçanı hemen üzerine dökerek fırına atarız özne. Ben. Önceden altın pişirsinler çünkü badincan çok yanmasın, kar olmasın. Önceden altın pişer, hatta kıyması iyi pişsin. Sonradan üstünü kızartırız. Bir iyi miktar su koysa çubuğun içindeki kıymalar hepsi pişsin. Güzel. Yani suyunu biraz daha fazla bol kullanmak özne. Çünkü kıyma pişmeyipti. Bazı insan da var hazır kıymanı önceden pişirsin. Ama sizin tabii öz tarikasıyla güzel bir şekilde kolay da yani pişecek kıyma zaten. Suyunu bol kullanacaktı. Salçamız bu şekilde hazır etti. İçine, yani içine biraz sıvı yağ da ekledi. Biraz yağlı çünkü badincamız yağda kızarmamıştı. Aynen. Biraz tuz. Aynı kullandığımız baharattan koyarım içine. Biz kimyon koymam. Sadece kimyon. Kullandığımız bütün baharatları kullandık. Sadece kimyonu kullanmayarak. Çünkü kimyonu kıymada kullandık. Küftede. Bilmem. Keskin isteyen biraz fazla da koyabilir. O da olur. Bu şekilde katar ağzı. Her zaman tamam da suyum şekilde yapsa hemen atmasın içine. Böyle kalır. Top top olur. Ermez. Yapışır. Ermez güzel olmaz. Yani bir yan kapta hazır edesen özünü, sosunu. Ondan sonra ilave edesen tüm yaptığı badincanlara. Ben. İndi koyayım üstüne. Yok, koymak etmesen devam et. Kinan ben geçeyim başka tamam. Bir takrira. Sen devam eyle bizim için sonradan gel bakalım nece bir şeklinde olur. Tabii gördük bu sanki bu sosu hemen ilave eder. Hazır olduktan sonra Bayrex'te bütün badincanları ilave edecekti özne. Bu şekilde olacaktı devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi mutfaktayım. Süzen'le birlikte pişirdi yemek. Bakın nece bir şekilde olubdu. Gerçekten kokusu mükemmeldi. Bakın şimdi fırındadı. Ben işte hemen çıkardım. Külden kebabı. O bir adı adından çıkır çünkü. Külden kebabı diyeyim daha iyiydi. Tabii gerçekten şekli de manzarası da güzeldi. Sosu ile birlikte. Bunun yanında tabii pirinç yapabilir. Pirinç olur bana. Edebilir. Kırmızı burgul da yapabilir. O da güzel olur. Aynen. Burgul pilav yaparak ya da. Küftelerim fazla kaldı. Böyle koydum içine. Yani o da pişti. O da güzeldi. Ha. Çocuklar sevmezler badincan her zaman. Onlar hayır, hazır bir şekilde hemen onları veririz özlerine. Tabii gerçekten çok güzel olubdu. Külden kebabı, o bir adı neydi? İslim kebabı. İslim kebabı. Şekilde. Yani bir misafir olduğu zaman bunu ikram edindiği zaman yanında da pirinci ya da burgul pilav dediği takip. Badincana çok o burgul pilav da yakışır. Aynen. Burguldan da yapabilirler özüm. Çok güzel olur. İsteyen suyuna da aynı koyar. O da olur. Bu şekilde. El ve sağlık sizden. Bunun yaptığı bugün yemekleri islim kebabı ya da külden kebabı. Tarifini tekrardan atsak özellikle iç harcını. Çünkü yazıdan malum bir şeydi, badincandı. İç harcının tekrardan tarifini atsak. Bəli, kıymamız var idi. Az yağlıydı. İstədiyse yağlı kıymada kullanabilirler. Bir adet soğanı rendelenmiştik. Maydanozuydu. Takriben biraz maydanoz, yani fazla koymadım. Biz bir lezzet versin özüne, yok ise kerevuz da koyabilirler. Biraz un koydum içine, hatta öz özünü tutsun, sıvı yağdan beraber bir adet yumurtaydı. İsterse ekmeğin kurusu, ekmek onu da aynen
kullanabilirler şey. Onun yerine böyle bir şekilde bir hamur yapsınlar. Top top şekilde yaptık o yüzden. Badıncanı önceden pişirmiştik. İsterse yağladı kızardık o yüzden. İçine koyduk bu şekilde kapattık o yüzden. Üstüne bir biber koyduk kızardı. Çok da güzel oldu bu şekilde. Elva sağlık sizden. Güzel bir şeklinde külden kebabını yapmıştır bizim için. Tekrar diyerek afiyet olsun yapanlara.